koş. Sor bakalım babacığına doğru muymuş. Konuşacak mecali kaldıysa tabii. Baba! 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 Baba tamam aç gözlerini geldim buradayım bak tamam. Yardım edin! Kimse yok mu? Baba! Baba! Baba geldim tamam baba! 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 Yardım edin! Baba! 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 Abi! Abi ne oldu? Abi bir şey yap! Abi! Baba! 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 Amcamla konuşmam lazım. Thank you.
والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. Orasını ben de bilmiyorum. İyi akşamlar. Bölmüyorum umarım. Ne oldu Ceren? Ay Civan'ın bir baş sağlığı da dilemeyelim mi yani? Bir saniye. Damlacığım, acını en içten, derinden hissediyor ve yaşıyorum. Hâgâh babanın mekanı cennet olsun. Sizin de başınız sağ olsun. Sağ ol. Kendisi maalesef aramızda olamadığı için artık kuralları da geçerli değil. Ben de o yüzden köşküme, evime geri döndüm. Sen ne saçmalıyorsun ya? Diyorum ki... Ben evime geri döndüm. Malum Damlacığım, çocuğumu kollarımın arasından söküp aldınız. Bir bebeğin de en doğal hakkı annesinin yanında büyümektir. Ben de oğlum da evimizde yaşayacağız. Delirdin mi kızım sen? Manyak mısın sen? Sen hala neyin derdindesin ya? Benim babam öldü, babam. Daha bir gün olmadı, daha bir gün olmadı. Ölüye de mi saygın yok senin? Ceren. Sırası değil, hadi. Hadi ne yapıyorsun sen ya? Al çantana git. Hadi. Hiç şaşırmadım Civan'ım. Sen de onlardan tarafsın değil mi ablam? Helal olsun ya. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Sizin bu atarınız bana vız gelir, tırıs gider. Bak ablacığım, benim bu evde hakkım var. Ben bu evde yaşayacağım. O yüzden siz hepinizsiniz, ben tekim. Kim ne derse desin, ben hakkımı söke söke alacağım. Ne hakkı ya? Ne hakkı, neyin hakkından bahsediyorsun sen? Sen ne arsız, ne utanmaz, ne yüzsüz bir şeysin ya. Sen hala hangi yüzle buraya gelebiliyorsun bir kere? Senin bu evde yerin yok Ceren. Babam nasıl istediyse bundan sonra da öyle olacak, duydun mu beni? Şimdi defol git buradan. Gitmiyorum. Buradayım. Ceren, hadi canım, hadi. Hadi.
Hadi kolaysa gönderin. Hadi. Cenk Bey, ne yazık ki iyi haberler veremeyeceğim size. Kontrollere gelmeyi aksattığınız süreçte hastalığınız epey ilerlemiş. Beyninizdeki tümör müdahale etmesi çok zor bir konumda. İlk operasyonunuzu yapan doktorunuzla da görüştüm. O da bizimle aynı fikirde. Şu an müdahale etmemizin çok riskli olacağını düşünüyor. Yani? Ölüyor muyum sonunda? Sizinle açık konuşacağım. Hemen müdahalede bulunmazsak fazla zamanımızın olduğunu söyleyemem. Ama tedaviyi kabul ederseniz yaşama şansınız var. Tedavi riskli diyordunuz biraz önce. Benim görüşüm bu riskin alınması yönünde. Düşük de olsa operasyonun başarılı olma ihtimali var. Ancak sizi uyarmak zorundayım. Operasyon başarılı geçse dahi sonrası çok ağır bir süreç. Bir süre normal hayatınıza devam edemeyebilirsiniz. Şu an öngörmediğimiz kalıcı hasarlar da oluşabilir. Ama takdir edersiniz ki ilk hedefimiz hayatta kalmanız olacak. Doktor Bey, siz hiç yormayın kendinizi. Ben anladım, anlayacağım. Karar da benimmiş zaten. Ben istemiyorum tedavi falan. Kolay gelsin. Cenk Bey. Çok önemli bir şey göstermem lazım. Cenk, annen senin numara yapmış her şeyi. Bak, bak. Ne saçmalıyorsun sen be? Nedim. Geldim. Sana geldim. Yapma Cemre. Yapma. Git. Nedim, yemin ederim söyleyecektim. Şenize baskı yaptım. O söylerse daha doğru olur diye düşündüm. Cemre tamam, duymak istemiyorum. Hayır Nedim. Dinleyeceksin. Ya başımıza ne geldiyse zaten bu yanlış anlamalardan, dinlememelerden, konuşmamalardan gelmedi mi? Bu sefer dinleyeceksin. Çok çabaladım Nedim. Ya bu yükü taşımak kolay mı sanıyorsun? Denedim. Yapamadım. Önce Mümtaz Bey'in gerçeği ortaya çıktı. Sonra Agah Bey kalp krizi geçirdi. Bir daha cesaret edemedim. Cemre, benim yalnız kalmaya ihtiyacım var. Lütfen. Başımıza ne gelirse gelsin. Bize ne yaparlarsa yapsınlar. Biz yine birbirimizi kurtaracağız. Bir kere yaptık. Bir daha mı? Bir daha yapacağız. Sen ve ben. Sen ve ben. Bize ne yaparlarsa yapsınlar. Ne olursa olsun. Biz yine bir yolunu bulup birlikte kurtulacağız Nedim. Çok geç Cemre. Hayır Nedim. Bu sefer kaçmıyorum. Saklanmıyorum.
Bu sefer kendi kalbimden saklanmıyorum. Seni seviyorum. Gidiyorsan git. Ama kalırsan biz dünyamızı aşkla büyütürüz. Sen benim gözüm olursun. Ben önümü görürüm yeniden. Ben senin elin olurum. Olurum. Silerim gözümdeki yaşını. Bu dünyanın yarısını avucumda bıraktım dedim. Şimdi gidersen sadece biz değil, bir daha kimse bulamayacak eşini. Seçenek var. Ya bütün dünyanın ahını alırsın. Ya da... Ya da elimden tutarsın. Sen benim güzergahımda yoksun. Buyurun, dinliyorum. Sizinle çok önemli bir konuda konuşmam gerek. Cenk Bey'le ilgili. Size haber vermekten başka bir çare bulamadım Nedim Bey. Kimsenin haberinin olmasını istemiyor Cenk Bey. Amerika'da ilk operasyonu yapan heyetle de görüştük. Elimdeki raporları onlara da gönderdim. Onlar da çaresiz. Ne zamandan beri var bu hastalık? Bir yolu olmalı. Bulun. İyileştirin onu. (Gülüyor)
geldiniz. Ya kusura bakmayın, biraz meraklandırdım sizi. Evet, öyle oldu biraz yani. İnsan artık yeni bir haber alınca geriliyor. Ya yok, hiç gerilmedi ablacığım. Çok konuşmayacağım zaten. Ben... Ceren'le evlenmeye karar verdim. Daha kimse gelmemiş. E Ceren nerede? Kız, gelin kız tek başına odada bırakılır mı? Ben şimdi onun yanına gideyim. O duvak muvak takılması, yardım ediniz lazım. Neriman ana. Ne? Kal burada. Böyle yapıyorsun. Hatırladın mı gelinliğimi? Sen beğenmiştin. Sen hazırlamıştın beni. Süsledin, püsledin. Cenk'le evlendireceğim seni diye kandırdın beni. Konuşsana. Nasılsa ikimiz de gayet sağlıklı olduğunu biliyoruz senin. Ben kimseye söylemedim. Aramızda. Bak bana. Bana bak. Bana bak dedim Şeniz. Sonra da beni bir çöp gibi Nedim'in ayaklarının dibine atmıştın, hatırlıyor musun? Hatırlıyorsun. Ben de hatırlıyorum. Ama bitti. Ben birazdan senin oğlunla evleniyorum. Hayallerime, Cenk'e kavuşuyorum. Ben mutlu bir aile tablosu kurarken sen burada, bu küçücük odada etlerin çürüyerek öleceksin. Bitti. Çünkü sen Ceren Karaca'ya yenildin. Şeniz Karaca. Yenildin yani, bitti. Aa! Sen gelmiyor musun? Kız gel kız. Oğlunun mürvetini izlersin. Gel. Gel hadi. Heh, gel balkona, gel hadi benimle gel. Hani neredesin sen ya? Telefonlarımı da açmıyorsun. Geldim kızım işte. Nikah memuru gelmek üzereymiş, yoldaymış. Sen de git hazırla. Ha yok, iyiyim ben böyle. Nasıl yani? Kendi nikahına böyle mi katılacaksın? Ya altı üstü bir imza atacağız sadece. Bu kadar abartmaya gerek yok. Aşk evliliği yapmıyorsun işte. Zaten ne evliliği, ben anlamadım ki. Thank you.
kazandın Ceren. Sen kazandın. Şeniz kaybetti. Ölürüm. Öldürürüm ama buna izin vermem. Senin yüzünden her şeyimi kaybettim ben. Mutluydum ben. Anlıyor musun beni? Bir ailem vardı. Çocuklarım yanımdaydı. Sen varoş gül. Hayatımı mahvet. Ama oğlumun hayatını mahvetmene izin verme. İzin verme. Ver. Hayır! Hayır! Verme! Bırak! Oğlumun hayatını mahvetmene izin verme. Verme! Bırak! Oğlumun hayatını mahvetmene izin ver! Canım acıyor. Kızım. Kızım.
Beni seviyor musun? Seni çok seviyorum. Abla. Ablacığım yorma kendini. Tamam yorma kendini. Canım acıyor. Geçecek hepsi, geçecek hepsi, geçecek. Korkuyorum. Hiçbir şey olmayacak. Anne. Ben seni çok... Aşkım, ben de seni çok seviyorum. Musun? Bebeğim. Abla. Unutacaksın. Ablacığım. Ablacığım yorma kendini, tamam mı? Yorma kendini. Yorma kendini. Değil. Hadi onlar kötü. Babaannem. Başardım babaannem. Abla. Umutuna emanet. Sen bakacaksın. Beni sevdiğin gibi sev. Tamam mı? Ablacığım sen iyileşeceksin. Umut'a sen bakacaksın. Ben biraz... Büyüyüm abla. Ne yapsın?